Değerli dostlar, Tarihin Satır Araları 100. yıl özel programımızdan merhaba. Bu hafta, geçen hafta kaldığımız konunun devamını işlemeye gayret göstereceğiz. Bu hafta Mondros Ateşkes Anlaşması'nı ve Maraş'ın İngilizler tarafından işgalini ele alacağız. İngiliz işgaliyle beraber de programı sonuçlandırmış olacağız. Kademe kademe gidiyoruz. Sonra Fransız işgali gelecek. Sütçümam olayı, bayrak olayı, mücadele dönemi ve arkasından da 12 Şubat'taki o büyük destanı sizlerle paylaşacağız. Değerli dostlar, geçen hafta bahsetmiştik. Osmanlı Devleti istese de istemese de Dünya Savaşı'nda savaşın merkezi durumunda olmak mecburiyeti hasıl idi. Çünkü Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca bölgede, bu coğrafyada 24 milyon kilometre karelik alanda varlığını sürdürmüş. En kötü yönetildiği dönemde bile, en zayıf olduğu dönemde bile Avrupa'nın 5-6 büyük devletinden biri olarak Avrupa siyasetinde, dünya siyasetinde söz sahibi olmuştu. Geçen hafta bahsettiğim üzere Rusların stratejilere inme düşüncesiyle panslavizm politikası, İngilizlerin petrol sevdası, Fransızların pamuk elde etme ve bölgenin ticaret yollarını kontrol etme hülyası, İtalyanların geç sağladığı için siyasi birliğini sömürge yarışından da geç kalmıştı. Geç kaldığı bu sömürge yarışından bir an önce toparlanmak ve yeni sömürgeler elde etme düşüncesiyle başlayan bir dünya savaşıydı. Osmanlı Devleti 7-8 cephede savaşmış, Birinci Dünya Savaşı neticesinde 325 bin şehit vermişti. Ortalama 1 milyon 300 bin askeri vardı, 325 binini şehit vermişti, yaklaşık 600 bin gazi yani yaralı vardı. 13 milyon nüfuslu Osmanlı Devleti'nde 1 milyon 300 bin askerin oluyor olması da her 10 kişiden birinin cephede olduğu anlamını taşımaktaydı. Öbür taraftan bu 13 milyon nüfusun tamamı Türklerden değil, Osmanlı içerisinde Osmanlı'ya karşı savaşan Şerif Hüseyin ya da İbni Suud gibi Arap kabilelerinin kontrolündeki Arapları da dahil etmeliyiz. Yani bu durumda 8-10 milyon civarındaki Anadolu halkının hemen her evinden bir şehit ya da bir gazi Birinci Dünya Savaşı'nda var idi. İşte böylesine muazzam, toplamda 10 milyona yakın insanın öldüğü Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde Osmanlı Devleti savaşı kaybeden ittifak devletleri içerisinde geçen hafta da bahsettiğim gibi bir ateşkes anlaşması imzalamak zorundaydı. Bu ateşkes anlaşmasının imzalanma süreci şu şekilde gerçekleşmişti. Bulgaristan Eylül ayı başında İtilaf devletleri karşısında yenilgiye uğradığı için savaştan çekildiğini duyurmuş. Osmanlı Devleti de Almanya ile, yani ittifak devletleri içerisindeki en güçlü ortak olan Almanya ile kara bağlantısı koptuğu için, silah ve cephane de alamayacağı için, öbür taraftan Makedonya-Yunanistan sınırında 300 bin kişilik bir itilaf ordusunun Edirne üzerinden İstanbul'a doğru hareket etme noktasına geldiğinde, taarruz planı yaptığı sırada, güneyde ise 7. ordunun, Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı'nın maalesef ki o bölgedeki Alman subaylarının teknik hatalar neticesinde savaşlar kaybedilmiş, İngiliz orduları komutanı aynı zamanda Doğu Akdeniz'de ve Arap coğrafyasındaki İtilaf devletlerinin umumi komutanı durumunda olan İngiliz General Allenby'nin Arapların da desteğiyle Türklere karşı zafer kazanması, askeri başarı kazanması Osmanlı Devleti'ni Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamaya mecbur bırakmıştı. Osmanlı Devleti'nin o dönem idaresinde başında ülkeyi idare eden kişi Padişah Sultan Vahdettin var idi. Sadrazam ise Ahmet İzzet Paşa idi. Ahmet İzzet Paşa aslında Osmanlı Devleti içerisinde damat Ferit'le beraber değerlendirildiğinde teslimiyetçi, ileri görüşlü olmayan, korkak ve sinsi bir yapıya sahipti. Ahmet İzzet Paşa Osmanlı Devleti'nin İtilaf devletleri karşısında yapacağı bir savaşta gücünün olmadığını ve savaşın artık bittiğini, bir noktada İngilizlerin, Fransızların
sağda solda, özellikle bunu söylüyorum sağda solda diye gazetelerde, şurada burada verdikleri demeçlerde Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde, tırnak içinde söylüyorum, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türklere bağımsız yaşama izni vereceğiz ifadesine itimat edecek kadar. Yine Amerikan Başkanı Wilson'un Wilson prensipleri çerçevesinde diye iddia edip Türklerle ilgili de bir madde koyduğu, işte Türklerin de çoğunlukta olduğu bölgelerde bağımsız yaşayacaklardır maddesine itimat ederek İtilaf devletleriyle bir ateşkes anlaşması yapmayı uygun görmüşlerdi. İngiltere'de de durumu izah eylemişlerdi. Biz sizinle anlaşmak istiyoruz. Bir ateşkes talebimiz var demişlerdi. Ama İngilizler iki defa başvurulmasına rağmen önemsememişlerdi bu durumu. Çünkü onlar da gayet tabii biliyorlardı ki artık son nefesini vermek üzere olan Osmanlı yurttan kaldırmak için her şey müsaitti. Üstüne üstlük devleti idare eden Ahmet İzzet Paşa ve kabinesi de kendileri karşısında dirayetli, onurlu bir siyaset yürütemezlerdi. Ahmet İzzet Paşa ve kabinesi, hükümeti İspanya'ya İtilaf devletleriyle kendileri arasında ara buluculuk yapmasını 5 Ekim 1918'de teklif ettiler. 19 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti ile bir ateşkes anlaşması yapmak için bu başvuruyu kabul eyledi. 30 Ekim 1918'de Ege Denizi'nde Yunanistan kontrolündeki Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon adlı zırhlıda İngiltere ve İtilaf Devletleri adına Amiral Kartopur ile Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay arasında Mondros Ateşkes Anlaşması imza edildi. Özellikle tane tane anlatıyorum ki anlayasınız ve sonraki süreci değerlendirirken net olarak görebilmeniz adına tane tane söylüyorum. Değerli dostlar, sonraki yıllarda, ilerleyen yıllarda Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'da Kurtuluş Savaşı yapıldığı süreçte ve savaş bittikten sonra İtilaf Devletleri ile Türkiye, Genç Türkiye, Türkiye Meclisi Hükümeti ya da Genç Türkiye Devleti bir barış anlaşması yapmak istemişti. Ve biz bu barış anlaşması, Lozan Barış Anlaşması bilmenizde fayda var. Lozan görüşmeleri gündeme gelince Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Bahriye Nazırı Rauf Orbay, bakın bu anlattığım yer tarihin satır arası bilgi değerli dostlar. O yüzden burayı özellikle söylüyorum. Rauf Orbay Mustafa Kemal Paşa'ya gitti ve ona dedi ki ben yaklaşık 4 yıl önce İtilaf Devletleri ile Limni Adası'nda Mondros Limanı'nda bir ateşkes anlaşması imzaladım. Ve bu tarihimizin en kara anlaşmalarından bir tanesiydi. Osmanlı Devleti'ni fiilen sona erdiren anlaşmaydı. Tarih beni bu anlaşmayla anmasın Paşa Hazretleri, ne olur beni Lozan'a gönder dediğinde Mustafa Kemal Paşa, Rauf Paşa'ya, Rauf Bey'e, özellikle silah arkadaşları bunlar, birbirlerinin düşmanı falan da değiller, ona bir defa mağlup olmuş olan kişi o bilinç altındaki durumdan dolayı kahramanca mücadele edemez, tekrar hakları savunma hususunda gerekli hassasiyeti gösteremez diyerek Rauf Orbay'ın Lozan görüşmelerine gitmesine müsaade etmemişti. Gerçekten Mustafa Kemal o süreci çok iyi okumuş ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı süreçte Ahmet İzzet Paşa ve kabinesi Rauf Orbay'a hemen hemen her hususta Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletlerini düşman etmeyecek şekilde tavizler vermesi hususunda baskı yapmıştı. İşte 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, değerli dostlar, Osmanlı Devleti için yok oluş anlaşmasıydı. Fiilen sona erme, son bulma anlaşmasıydı. Neden? Nedeni birazdan maddeleri sizlerle paylaştığımda, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerini sizlerle paylaştığımda anlayacaksınız, anlayacağınızı ümit ediyorum. Değerli dostlar, işte bu süreçte Ahmet İzzet Paşa kabinesinin yerine damat Ferit Paşa da Vahdettin Han tarafından
İngilizlerle görüşme yapılsın diye teklif edilen kişilerden birisiydi. Fakat buna rağmen, her şeye rağmen meclisteki bir grup milliyetçi milletvekili Ahmet İzzet Paşa'nın tavrını beğenmemekle birlikte damat Ferid'in çok daha tehlikeli, korkak, sinsi ve İngiliz hayranı bir adam olduğunu gayet tabii biliyorlardı. Ve bir İttihatçı düşmanı olmasından dolayı da İngilizlerle işbirliği tutacağından eminlerdi. Bu yüzden Mondros Ateşkes Anlaşması'na damat Ferit kendisi de istemesine rağmen o günün şartlarında Rauf Orbay gönderildi. Şimdi değerli dostlar, sanki konular birbirine karışıyormuş gibi düşünmeyin. O gün, hani tabir yerindeyse sık sık kullandığımız bir söz var. Kahraman kim, hain kim belli olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. 1918 30 Ekim'le Temmuz 1923'teki Lozan Barış Anlaşması'nın arası tarihin bile malumat vermekte zorlandığı, it izinin at izine karıştığı, kahraman kim, hain kim belli olmadığı, çetin mücadelelerin olduğu, insanların birbirlerini menfaatleri çerçevesinde sırtlarından vurduğu bir dönemdir ve buna biz mütareke yılları diyoruz. İşte 30 Ekim 1918'de mütareke yılları başlamıştır. Rauf Orbay bu anlaşmayı İstanbul'a getirdiğinde meclis bu anlaşmayı kabul etmek istememiştir. Çünkü meclisin tamamı Ahmet İzzet Paşa gibi ya da damat Ferit Paşa gibi düşünmemektedir. Onların içerisinde de milli duygulara sahip insanlar, çok sayıda milletvekilimiz bulunmaktaydı. İşte Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan önce Alembi'nin Suriye'de Türk ordusuna karşı, Yıldırım orduları karşı başarı kazandığını söylemiştik. Değerli dostlar, tarihin bir başka perde arkası bir taraf var orada. Alembi ve Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'a bağlı Arap aşiretlerinin Türk askerlerini sırttan vurmaya başladığı dönemde Mustafa Kemal Paşa Türk ordusunu Halep'in kuzeyine, Antep'in güneyine, Kilis bölgesine ya da Halep'in 5-6 kilometre kuzeyindeki bölgeye çekmesi bir noktada Türk ordusunun yok olmasını engellemiş. Hatta tarih kitapları yazmasa da Mustafa Kemal Paşa dahil olmak üzere birçok Osmanlı subayı bu savaşın artık bir düzenli ordu savaşı olmaktan uzak bir gerilla savaşı, bir kuvayi milliye hareketi olacağını görmüşler. Emirlerindeki askerlerin silah tutabilecek durumda olanlarını onlara silahlarıyla beraber Anadolu'ya geçmelerini söylemişlerdir. Bugünkü rütbeler çerçevesinde astsubayından yüzbaşına, binbaşına, generaline, tuğgeneraline kadar birçok paşa İstanbul'un işgalin durumunda birçok asker Osmanlı Devleti'nin teslim olması halinde kendilerine karşı yapılacak zulmü, işkenceyi de biliyorlardı. Öbür taraftan Anadolu'da yapılacak katliamlardan da haberdar oldukları için Anadolu'ya geçip milli kuvvetler oluşturma hususunda kendilerine verilen emirleri yerine getirmeye karar kıldılar. O yüzden Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı dağılırken, Osmanlı ordusu terhis edilirken, güneydeki 4. ordu, 2. ordu, 3. ordu, 7. ordunun askerleri, eli silah tutanlar, ellerindeki silah ve cephanelerle Anadolu'ya gelmeye başladılar. Öyle ki, bu arada sizlere yine bu hafta tabii ki kitaplardan bahsedeceğiz değerli dostlar. Öyle ki sizlere şuradan da söylemekte fayda var. Osmanlı Devleti'nin bu terhisi hususu gündeme geldiğinde, Osmanlı Devleti'nin Maraş'taki sorumlu askeri birlikleri ellerindeki silah ve cephanelerle birlikte Kayseri'ye doğru çekilmiş Cemal Paşa, Teğmen Cemal Bey emrindeki bir kıtayla Maraş'ta kalmak kaydıyla Maraş'ta kalmış diğer askeri birliklerini Kayseri'ye, Pınarbaşı'na doğru çekmiştir. Yine Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a dönüşü sırasında Adana, Mersin, İskenderun, Hatay bölgesindeki askeri birliklerden yaralı olanlar tabii ki terhis edilip İstanbul'a ya da Adana'daki hastanelere gönderilirken silah tutanlar elindeki silahlarla Pozantı'nın gerisine
Ulukışla'ya, Niğde'ye, Kayseri'ye, Ankara'ya doğru çekilmişlerdir. Sonraki süreçte Maraş'ta verilecek olan milli mücadele ve diğer şehirlerde verilecek milli mücadelede bu askerler etkili olmuşlardır. Peki nedir bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri? Değerli dostlar, Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918'de imzalandığında Rauf Orbay anlaşma metnini İstanbul'a getirdiğinde tabii ki Meclis-i Mebusan'a sundu. Meclis-i Mebusan bu maddeleri kabul etmek istemeyince, birazdan sayacağım maddeleri kabul etmek istemeyince, Ahmet İzzet Paşa dokunaklı bir demagojik bir yaklaşımla, dokunaklı bir konuşma yaparak elimizdeki imkanlar budur. İtilaf devletleri de Wilson prensipler çerçevesinde Türklerin devlet kurmasına müsaade edecek gibi ya da bağımsız yaşamalarına müsaade edecek gibi akla uygun olmayan bir konuşmanın neticesinde Meclis-i Mebusan Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre Osmanlı ordusu terhis edilecek. Sadece sınır güvenliğini ve şehir merkezlerinde küçük asayişi sağlayabilecek çerçevede jandarma birlikleri bırakılacaktı. Geriye kalan ordu ise tamamen dağıtılacak, silah ve cephaneleri itilaf kuvvetlerine teslim edilecekti. Keza Osmanlı donanması gerek kendi kara suları içerisinde, gerekse müttefik devletlerin sınırları içerisinde ise derhal, behemahal İtilaf devletlerine teslim edilecek. Hatta boğazlar ve Osmanlı kara sularındaki torpidoların bulunduğu yerler, mayınlı arazilerin haritaları, bilgileri İtilaf devletlerine verilecek. Yani İngilizlere ve Fransızlara teslim edilecek. İhtiyaç hasıl olursa Türk subayları, Türk bahriyelileri bu silah ve cephaneleri bu denizlerdeki mayın ve torpido sahralarını, alanlarını İngilizler adına çıkarıp İngilizlere teslim edecekti. Osmanlı savunmasız, silahı elinden alınmış bir duruma getirilecekti. Şimdi bu maddelere baktığımızda milletin izzeti ve namusu, şerefi İtilaf devletlerinin vicdanına terk edilmiş gözüküyordu. Ahmet İzzet Paşa ve sonrasında onun yerine gelen damat Ferit Paşa hükümetleri bu anlaşmayı uygulamak için seferber olmuşlardır. Diğer bir madde, Osmanlı posta, telgraf hatları tamamen İtilaf devletlerinin kontrolünde olacak. İtilaf devletlerinin subayları devlet adamları arasında resmi işlerde gözetleyici pozisyonda bulunacak. Ama diğer şartlarda tamamen telgraf, telefon ve telsiz iletişim, posta iletişiminin tamamı onların kontrolünde olacaktı. Bu da Anadolu'da Türk milletinin olası bir haberleşme ağıyla ileride bir birlik oluşturur mu kaygısını güttüklerini gösteriyor. Devam. Yine demir yollarının kontrolleri, ki bu demir yollarının bir tanesi Mersin, Adana arasında, Tarsus arasında, diğeri İzmir, Aydın arasında, diğeri İstanbul'dan Hicaz'a kadar giden geniş bir ağ, yine Ankara üzerinden Kars'a doğru uzanan bir başka demir ağı İtilaf devletlerinin kontrolünde olacak. Taşıma hakları bütünüyle İtilaf devletleri tarafından verilen izne bağlı olacaktı. Özellikle Toros tünelleri, Gavurdağ tünelleri de İtilaf devletleri subaylarının kontrolünde olacaktı. Bu da bölgeler arasında geçişi durdurmak, kesintiye uğratmak, öbür taraftan bölgeler arası silah ve cephane dağıtımında azınlıklara, yani Ermenilere ve Rumlara gerekli desteği verme hususunda İtilaf devletleri için hazır bir alanı oluşturmak anlamına geliyordu. Değerli dostlar, yine Mondros Ateşkes Anlaşması'nın limanlarla ilgili, boğazlarla ilgili hükümleri vardı. Boğazlardan geçişler ve kontroller İtilaf devletlerinin kontrolünde olacaktı. Bu da şu anlama geliyor: İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu yakasına, yani bugün Kadıköy'den ya da Harem'den vapura bineceksiniz, pasaportunuz olmalı. İtilaf devletleri bunu mühürlemeli, geçiş izni vermeli ya da Sirkeci'den
Beşiktaş'tan karşıya gideceksiniz, aynı durumu göreceksiniz. Ama bu işin arka tarafında şu var değerli dostlar. İstanbul'un birçok bölgesinde askeri yığınaklar var idi. Bu silah ve cephanenin Anadolu'ya geçmesini engellemek ve İstanbul'da toplanan subayların, askerlerin de Anadolu'ya geçişlerine müsaade etmemek. Çünkü Anadolu'da bir milli hareketin olabileceğini gerek İngiliz istihbaratı, gerek Ermeni ve Rum azınlıklarının örgütleri itiraf devletlerine sürekli olarak rapor ediyorlardı. Buna rağmen Anadolu'da sadece Mustafa Kemal geçmiş değildi. Sakallı Nurettin Paşa, Ahmet Şevket Paşa, Kazım Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Paşa gibi onlarca yüksek rütbeli subay Anadolu'da olayların farklılaşacağını, Anadolu'da yeni bir milli mücadele hareketinin başlayacağını biliyorlardı. Değerli dostlar, Mondros Ateşkes Anlaşması ve sonrasındaki mütareke sürecini konuşmaya, tarihin satır araları 100. yıl özel programına kısa bir reklamdan sonra devam edeceğiz. Reklamlardan sonra görüşmek ümidiyle. Değerli dostlar, tarihin satır araları 100. yıl özel programında konuşmaya devam ediyoruz. Tarihimizi konuşmaya devam ediyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın askeri boyutuyla ilgili bölümü, maddeleri okumuştum. Değerli dostlar, söylemiştim. Değerli dostlar, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın en önemli iki maddesi bizi çok ilgilendiriyor. Bu iki maddeden bir tanesi, 7. madde. Bu maddeye göre itiraf devletleri şöyle söylüyorlar. İtiraf devletleri kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri noktaları işgal edebilir. Oysa bu bir barış anlaşması değil. Farkındaysanız daha önceki programın, reklam öncesindeki programda yok telgraflar el koyulacak, boğazlar kontrol edilecek, silahlar, cephaneler teslim edilecek. Yabancı temsilciler, özellikle Alman ve Avusturya, Macaristan askeri personeli ve sivil memurlar ülkelerine gönderilecek gibi onlarca madde normal şartlarda bir barış anlaşması şartları gibi gözüküyor. Ama bu bir ateşkes anlaşması. Yani iki tarafın birbirlerine saldırmazlık anlaşması. Bu 7. madde itilaf devletlerinin gerçek niyetini ortaya koymuştur. İtilaf devletleri, biz sizinle bir barış anlaşması yapmak istemiyoruz. Biz sizinle bu ateşkes çerçevesinde, yani ateşkesi delebilirsiniz. Barış yaptığınız zaman iş biter. Uluslararası bir geçerliliği vardır. Ama ateşkes iki ordunun savaşta durma noktasıdır. Bir müddet sonra bundan vazgeçip savaşmaya devam edebilir yani. İşte bu noktada öyle bir madde imzalatıyorlar ki bize, 7. madde. Biz diyorlar, sizinle ateşkes yaptık ama, barış yapmadık ama bize siz kendi coğrafyanızda İşgal hakkı vereceksiniz. Yani aslında İtilaf devletlerinin bize imzalattığı bu anlaşmayı Ahmet İzzet Paşa ve kabinesi anlamamış olamaz. Muhakkak anlamışlardır. Bu maddeyi de özellikle İngilizler müthiş derecede kullanmak istiyor. Neden? Çünkü 1915'te, 14'te Birinci Dünya Savaşı başladığında üçlü İtilaf devletleri, yani Rusya, İngiltere, Fransa, sonra onlara dahil olan İtalya, kendi aralarında gizli anlaşmalar yapmışlardı. Bu gizli anlaşmalar çerçevesinde Osmanlı Devleti'nin nasıl pay edileceğini biliyorlardı. Bunların en önemlisi 1916'da imzalanan Sykes-Picot Anlaşması'ydı. Bu anlaşmaya göre Suriye, Musul, Kerkük, İran sınırına kadar Fransızların kontrolünde, güneyi, Bağdat ve Necit çöllerinin olduğu bugünkü Arap coğrafyası İngilizlerin kontrolünde, İstanbul, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Rusların kontrolünde, Akdeniz'in batısı Antalya, Manisa, Muğla ve İzmir civarı da İtalya'nın kontrolünde olacaktı. Gizli anlaşmalar bunu gerektiriyordu. Fakat Rusya'nın savaştan çekilmesi, İngilizlerin de özellikle Musul ve Kerkük'teki petrollerle ilgili hülyası, hayali, sevdası bu anlaşmayı bir şekilde egale etmeyi mecbur görüyordu İngiliz hükümeti. Bu yüzden de 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nda bu maddeyi kasten koyuyor. Gizli anlaşmaların Bolşevik ihtilali
çıkmasından sonra Ruslar tarafından açık edilmesiyle de artık İngilizler Fransızlara şunu söylüyor. Güçlü Rusya savaştan çekildi. Dolayısıyla hakkı kalmadı. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı'yı da ezdik, yendik. Geriye iki kişi kaldı. İtalyanlar ve Fransızlar. Fransızlar bizim düşmanımız, rakibimiz. Fransızların petrol sahasından çekilmesi için her türlü hileye, her türlü yola başvurmam lazım. İngiliz kafası böyle çalışıyor. Öbür taraftan Fransızlar ne diyorlar? Evet, şartlar aynı İngilizler için, onlar için de geçerli. İngilizlerle mücadele edebildiğimiz kadar mücadele edelim. Petrol sahasından, özellikle de Çukurova, Pamuk Sahra sahasından elde edebildiğimiz kadar kazanç elde edelim. Çukurova'ya dahil olmak üzere Antep, Maraş, Urfa'yı da ele geçirirsek, Sivas'a doğru da yayılırsak biz bu savaşın kârlısı oluruz diye düşünüyor. Ve gizli anlaşmadaki İran sınırına kadar yayılma politikasını da sıklıkla İngilizlere hatırlatıyor Fransızlar. Öbür taraftan İngilizler İtalyanların Akdeniz'de güçlenmesini istemiyor. Kendilerini ileride piyon olarak kullanmak istediği İtalyan Yunanistan'ı sahaya dahil etmeye çalışıyor. İşte Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi İtilaf Devletleri içerisinde hasreten İngilizler için bulunmaz bir Hint kumaşıydı. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan hemen 6-7 gün sonra, 6 gün sonra 5 Kasım 1918'de gizli anlaşmaları da tanımayarak Fransa'nın bütün çıkarlarına rağmen, bütün çıkarlarını yok edecek derecede bir hamleyle 5 Kasım 1918'de İngilizler Musul'u işgal ettiler. Oysa Ateşkes Anlaşması iki devletin birbiri için son noktayı koymak, bundan sonra bir barış anlaşması imzalamaktı. Bu yüzden Mustafa Kemal gerek Misak-ı Milli'de gerek milli mücadele sürecinde her defasında Misak-ı Milli sınırlarını ya da savunacağımız noktaları şu şekilde izah etmiştir. Şu şekilde değerlendirmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı an itibariyle sınırlar neyse onu koruyacağız demiştir. Bu maddeye göre de Musul, Kerkük, Halep ve civarı, Batı Trakya Türk yurdudur. Misak-ı Milli de burayı içine alır. Bugün değerli dostlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinin durumu işgal mevzusu değildir. Zaten bizim olan coğrafyada Türkmenlerin haklarını korumak, muhafaza eylemek, müdafaa eylemektir. Olaya bu noktadan bakmanızı özellikle istirham ediyoruz. Yani olayı değerlendirmeniz bu noktada olmalı. Musul, Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Halep, bu Cerablus, bu coğrafya Türk'ün yurdudur. Ve Barış Pınarı da o bölgede bir Kürt devleti, kukla bir İsrail kurulsun istenilmediği için yapılmaktadır. Ve işin arkasında da İngiliz'in, Fransız'ın, İsrail'in, Amerika'nın olduğunu görüyoruz. İşte değerli dostlar, geçen hafta yine bu bölgede bizi yaptığımız barış harekatından dolayı bizi bu bölgede yaptığımız hareketi işgal değerlendirmesine, Avrupa Birliği'ne yine geçmişi Atilla'nın geçmişi olan Macaristan, Macar Türkleri öyle diyelim, tokat gibi bir cevap vermiştir. Ama öbür taraftan da bu coğrafyada İslam coğrafyasında barış için mücadele eden Türklere karşı Mısır, Suudi Arabistan ve üzülerek belirtmek isterim ki Filistin gibi devletlerde bizi kınayan devletler içerisinde yer almışlardır. Bu da bize aslında Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur vecizesini bir kez daha hatırlatmıştır. İşte değerli dostlar, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesini hemen yürürlüğe koyan İtilaf Devletleri, yani İngilizler, Musul ve Kerkük'ü işgal ettiler. Ve zaman içerisinde de diğer bölgelere askerler çıkarmaya başladılar. Yine Mondros Ateşkes Anlaşması'nın diğer bir maddesi, 24. maddesi, bu çok önemli bir madde. Bu 24. maddede İngilizce metninde doğudaki 6 Ermeni vilayeti yazılmakta, bize ve meclisteki milletvekillerine, yani İstanbul'daki Türk halkına, Ahmet İzzet Paşa hükümeti halk galyana gelmesin, halk bizi bu konuda eleştirir, bize karşı hamle yapar düşüncesiyle doğudaki 6 il diye izah etmişlerdir. Oysa İngilizler bu anlaşmanın doğudaki 6 Ermeni il olarak
yani İngilizce metninde bu şekilde yazdırmışlardır ki, çünkü Kartopper bir noktada bu anlaşma metnini Türk heyetine dikte ettirmiştir. Bu iller hangileri? Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis'tir. İşte bu illeri Ermeni yurdu olarak lanse etmiştir ve Ermeniler de Maraş'ta, 1919'da, Zeytun'da, Van'da, Adana'da Türklere karşı katliama girişirken Fransızlara ve İngilizlere Mondros'taki 6 ilde bir devlet kurmak istiyoruz, bu yüzden biz mücadele ediyoruz gibi bir yolla hareket etmişlerdir. Değerli dostlar, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Ahmet İzzet Paşa ve kabinesi, kısmen Sultan Vahdettin, Anadolu'da bir devletin varlığına, yani Osmanlı'nın kısmen de devamına müsaade ettiği gerekçesiyle olumlu bakmışlardır. Ama milli şuur içerisinde Halide Edip adı var gibi o dönemin düşünürleri, fikirleri kahramanca davranmışlar. Sultanahmet'te büyük mitingler gerçekleştirerek İngiliz işgalini ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nı kabul etmediklerini dile getirmişlerdir. Tabii ki bu süreçte Anadolu'da, değerli dostlar, Anadolu'ya ordu terhis edilince Anadolu'ya geçen komutanlar Anadolu'da dört yol başta olmak üzere birçok yerde Kuvayi Milliye birlikler oluşturulmaya başlamıştır. İşte Evliya Efendi, Beyrut'ta bulunan Aslan Bey, öbür taraftan Kılıç Ali, Yörük Selim, Osman Nuri, Yüzbaşı Osman Nuri Efendi, daha sonra Osman Tufan Bey olarak bileceğimiz ve Adana'da Tufan Beyliğe ismini veren Tufan Bey, Osman Nuri Bey gibi birçok subay Anadolu'ya geçmiş, Anadolu'da milli mücadele hareketini başlatmıştır. 1919'un, değerli dostlar, 1919'un Mayıs ayı Anadolu'da farklı bir pencereyi açmıştır. Tabii bunun öncesinde, bu 15 Mayıs 1919'da İngilizlerin desteğiyle Yunanlılar İzmir'e asker çıkarmaya başlayıncaya kadar başka işgaller de Anadolu'da olmuştu. İşte bu işgallerden bir tanesi de önce İskenderun'a, sonra Adana, Mersin'e, sonra Antep'e, en nihayetinde de Maraş'a olmuştu. Değerli dostlar, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan bir müddet sonra, dikkat edin cümlelerime, İngilizler, İngiliz General Allenby 15 kişilik bir heyet gönderiyor İskenderun'a ve İskenderun'u 15 kişilik heyet, İngiliz heyeti işgal ediyor. Arkasından Mersin'e Fransızlar asker çıkarıyorlar. Yanlarında tabii ki Deirzor'da ve Yafa, Hayfa gibi, bugün Lübnan ve Suriye sınırları içerisinde Trablusşam gibi şehirlerde yetiştirdikleri, eğittikleri Ermeni lejyonerleri de var. Adana'ya geldiklerinde kısa süre içerisinde Ermenikan ya da Armenikan örgütüne bağlı, Hınçak Taşnak örgütüne bağlı, Fransız üniforması giymiş olan Ermeni lejyonerler, paralı askerler katliamlar yapmaya başladılar. Yine İngilizlere bağlı askeri birliklerden bir kısmı Ceraplus'u, sonra da Antep'i işgal etmişti. Maraş'a ise İngiliz askeri birliği 21-22 Şubat 1919 tarihinde Gaziantep üzerinden şehre gelmeye başladı. Maraş'ın İngilizler tarafından işgali Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine binaen olmuştur. İngilizler Maraş bölgesini ele geçirmeleri sayesinde bölgede güvenliği sağlayacaklarını, Anadolu'da oluşabilecek herhangi bir hamlede Anadolu'ya müdahale edebileceklerini düşündükleri gerekçesiyle, çünkü kendilerini, güvenliklerini tehdit ettikleri, tehditle gördükleri noktayı işgal edeceklerdi ya 7. maddeyle, bu bölgede bir güvenlik amaçlı bir işgal yaptıklarını dile getiriyorlar. Max Andrieu başkanlığında yaklaşık 400 kişilik İngiliz askeri birliği Gaziantep üzerinden yola çıkmıştı. Bu askeri birliğin içerisindeki askerlerin büyük oranı, değerli dostlar, Hintli Müslüman askerlerden ve Mısırlı askerlerden oluşuyordu. Güya
bölgeye, bölgeyi tanıyan, en azından dinsel bir akrabalık, dinsel bir birliktelik, bir kardeşlik olan askerlerle gelirse, bu bölgede halkın onlara karşı düşmanca bir tavır sergilemeyeceğini ve burayı da idare hususunda rahat hareket edeceklerini düşünüyorlardı. Ama Maraşlı işgali engellemek amacıyla özellikle Pazarcıklılar Aksu Köprüsü'ne dinamitlerle patlatarak İngiliz işgalini engellemeye çalıştılar. Ve İngilizler 22 Şubat 1919'da Pazarcık Narlı üzerinden Aksu Köprüsü'nde geçerek Kapıçam mevkiinden Şeyh Adil Mezarlığı'nda, bugünkü Şeyh Adil Mezarlığı'nın olduğu bölgede Ermenilerin ve bir grup, maalesef ki bir grup şehrin ileri geleni tarafından karşılandı. İngilizlerin Maraş'a girişi, 22 Şubat 1919'da Maraş'a girişi, Ermenilerin yüksek böyle tezahüratlarıyla, alkışlarıyla, hatta Fransisken ya da Cizvit tarikatının Maraş'taki bandolarıyla böyle alkışlar eşliğinde karşılandı. Mondros'u Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanarak Ateşkes Anlaşması'ndan yaklaşık 4 ay sonra Maraş İngilizler tarafından işgal edildi. Maraş'a alkışlarla giren Max Andrieu zannetti ki Maraş'ta kısa süre içerisinde istediğini elde edebilir, Kışla'ya doğru hareket etti. Kışla'yı koruyan Teğmen Cemal Bey, değerli dostlar, askerlerine derhal silahlarına mermi sürmesini emredince Kışla'ya girmekten vazgeçti ve arkasından da Ermenilerin bulunduğu, Ermenilerin egemenliğindeki kiliselere doğru hareket etti. Hatta Ahırbaşı Kilisesi'ne yerleşerek bu bölgede kendilerince, değerli dostlar, kendilerine buraya bir garnizon oluşturmaya çalıştılar. Öyle ki Maraş'ın, bakın çok önemli noktalar var. Biz hep Fransız işgalini konuşuyoruz ama size burada iki kitaptan da bahsedeyim bu vesileyle, değerli dostlar. Sıradan bir monoton bir monolog, bir anlatma olmasın. Maraş milli mücadelesi ile ilgili, değerli dostlar, net, daha şeffaf bilgileri öğrenmek istiyorsanız buyurun size kaynak. Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlandı. Daha önce de yayınlanmıştı ama son baskısı yine Atatürk Araştırma Merkezi tarafından, Yaşar Akbıyık Hoca tarafından, Milli Mücadelede Güney Cephesi ve Maraş kitabı. Her Maraşlı'nın muhakkak okuması gereken bir kitap. Milli Mücadelede Güney Cephesi, Maraş. Maraş'ta, Maraş tarihi üzerine kitap yazan bütün hocalarımızın, bütün dostlarımızın da ana kaynak olarak değerlendirebileceği bir kitap. Sizler de bunu gayet tabii Maraş'ta tedarik edebilirsiniz. Atatürk Araştırma Merkezi'nden talep edebilirsiniz. Maraş'ta Vefa Kitap Kırtasiye'den de bu kitabı muhakkak talep edin, okuyun ve siz bu konularla ilgili yalan yanlış ya da kulaktan duyma bilgilerle değil de orijinal metinlerle karşınıza çıkacak bir kitap, değerli dostlar. Kitabın birincisi bu. Buradan size bu Maraş'a İngiliz işgali ile ilgili pasajlar okuyacağım birazdan. Diğeri de yine Maraş'ta bu konuyla ilgili çalışmalar yapan, benim çok kıymet verdiğim, değer biçtiğim, değer verdiğim, ilmi anlamda gayretli çalışmaları olan hocamız Yaşar Alparslan Hoca'nın, Serdar Yakar Bey'le, kendisi Serdar Bey de gayet bu konularla ilgili çalışmış, gayret etmiş, eserler çıkarmış, Maraş Fransız Harbi Belgeler ve Hatıralar adlı kitabı da UKDE Yayınları'ndan yayınlamışlardı. Bunu da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dönem dönem bu tarz kitapları yayınlamakta. Yine Maraş'ın geçen dönem Kültür Daire Başkanı Cevdet Kabakçı Hoca'nın gayretleriyle geçen sene Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle ve ondan önceki yıl 1917-18 sürecini anlatan Maraş Milli Mücadele Sempozyumu 3 cilt olarak Türkiye'de bu alanla ilgili çalışma yapan herkese mikrofon uzatarak, herkese makale yazma imkanı veren bir sempozyum düzenlendi. Bu üç eseri
Okuyan arkadaşlarımız, insanlarımız, Maraşlı hemşerilerimiz muazzam bilgi sahibi olacaklar. Bakın burada da yine Yaşar Alparslan Hoca'nın çok büyük gayretleri, emekleri var. Yaşar Alparslan Hoca bu kitabın Serdar Hoca ile beraber, Serdar Yakar Bey ile beraber bu kitapları yazmışlardır. Bugünkü konularımızı da biz de yine buralardan faydalanarak sizlere anlatıyoruz. İşte değerli dostlar, Maraş'ın 22 Şubat 1919'da İngilizlerle işgali Maraş'ın Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki 7. maddeye göre işgali durumu diye bahsetmiştik. Tabii Maraş'a geliyorlar. Maraş'ta Teğmen Cemal piyade askerlerine, bir kısım piyade askerleriyle beraber kalmıştı Maraş'ta. Ama askeri cephaneyi, silah ve mühimmatı Kayseri'ye taşıtmışlardı. Maraş'a geldiklerinde, bakın aynı Abdal Halil Ağa'yı Fransızları karşılama hususunda ilerleyen günlerde anlatacağız. Davul çalarak karşıla diyen Hırlakyan'a, Agop Hırlakyan'a, davulumu kalsın ağını altınla doldursan da asla ve katta Fransızları karşılamayacağım. Bu davulu Müslüman kardeşimin, Müslüman Türk kardeşimin sinesine vurmayacağım diyen Abdal Halil Ağa gibi kendisinden kayısı bahçesini isteyen İngiliz General Marx Andrew'ya Aliş Hacı adındaki bu tarlanın, bu kayısı bahçesinin sahibi 3 aylık kira bedeli olarak teklif edilen 15 bin altını reddetmiş ve size bu topraklarda yerleşme imkanı vermeyeceğim demiştir. Peki İngilizler ne yaptılar? Maraş'a geldiler. 22 Şubat 1919'dan Maraş'ı teslim ettikleri Ekim 1919'a kadar yaklaşık 8 ay boyunca Maraş'ta ne yaptılar? Marx Andrew ilk işgal günü şehrin içerisinde Ermenilerin Maraş artık Ermeni yurdudur, Türklere ölüm geldi diye zafer çığlıkları attığını gördüğünde, aslında Fransız Ermenilerle beraber iş tutarsa bu bölgede Ermenilerin şımaracağını bildiği için gayet akıllıca bir hamle yapmış ve Maraş'ın ileri gelenleriyle görüşmeyi istemiş. Hatta Mısırlı Yüzbaşı Hasan Rufai'yi, siyasi komiserdi, Maraş'ın ileri gelenleriyle bir araya gelmek istediğini belirterek Maraş'la, Maraş'ın ileri gelenleriyle düşmanca tavır içerisine girmemiştir. Öyle ki Hasan Rufai bu görüşmeler sırasında Hafız Ali Efendi, çok özür dilerim, Ali Sezai Efendi ile bir araya gelmiş, ondan fikirler alarak İngiliz işgaline karşı Maraş halkının onlara karşı sert tutum sergilemesini engellemiştir. Bununla ilgili, yani İngilizlerin Maraş siyaseti ile ilgili o 8 aylık süreçte Ermenileri şımartmadan, Ermenileri Türklerle düşman etmeden idare etme politikalarını, işte değerli dostlar, İngilizler Maraş'a geldiklerinde sinsi bir politikayla gelmişlerdi. Mustafa Kemal'in daha sonraki zamanlarda cebe soyadını verdiği Muallim Mehmet ile yine o dönem Maraş'ta jandarma emeklisi olan ve posta işi gören Halil Efendi adında iki adamın konuşmasını sizinle paylaşıp konuyu bitirmek istiyorum. Değerli dostlar, Muallim Mehmet ya da Cebe Mehmet Pazarcık'ta öğretmenlik yapmakta. Halil Efendi de eski jandarma emeklisi, Pazarcık'tan Maraş'a doğru gelmekte. 22 Şubat 1919'da Maraş'ın işgal edildiği gün şehre gelirken bunlar İngilizleri görüyorlar. Ve Muallim Mehmet ile Halil Ağa kendi arasında şu konuşmayı yapıyor. Ne olacak bu Maraş'ın hali? İngilizler Maraş'a gelirse, Ermenileri kışkırtırsa, Müslüman Türklerle Ermeniler birbirlerini öldürürler mi, olay çıkar mı? Kendi aralarında sohbet ediyorlar. Orada çok ilginç bir tespiti var bu Halil Ağa'nın. Diyor ki Halil Ağa, yanlarından İngiliz askerlerinin geçerken bunların Hintli Müslümanlar olduğunu görünce, Muallim Mehmet diyor, İngilizler sinsi bir politika işleyecek. Ve farkındaysan yanlarındaki 400 kişilik askeri birlik Mısırlı Müslümanlardan ve Hintli Müslümanlardan oluşuyor. İngilizlerin siyasetini diyor ben büyüklerimden askerdeyken dinlemiştim. Bu adamlar dünyanın en sinsi politikasını uygularlar. İngilizler için söylüyor.
Bak göreceksin diyor, Maraş'a geldiklerinde bu Hintli Müslümanlarla Maraşlı Müslümanlar iyi geçiniyor gözükecek ama İngilizler el altından Kürtleri, Ermenileri Türklere karşı kışkırtmaya çalışacaktır diyor. Halil abi bunu söylüyor. Gerçekten de değerli dostlar, bu 8 aylık süreç içerisinde aynı Arap Lawrence diye bildiğimiz Lawrence'le benzer özelliklere sahip binbaşı Edward William Noel'i Maraş'a gönderiyor İngilizler. Maraş'ta Alevi aşiretinin reisi Tapoğa ile görüştürüyorlar. Kürt aşiretlerinin önemli reislerinden Paşa Yakup Hamdi ile görüştürüyorlar. Bak Halil Ağa burada olayı tespit ediyor. Bakın nasıl değerlendiriyor. Değerli dostlar, İngilizler bir memleketi tamamıyla esaret altına almaya karar verdikleri zaman, dikkat edin Halil Ağa'nın ifadesini, Yaşar Akbıyık Hoca'nın Milli Mücadelede Güney Cephesi Maraş adlı kitabından bu Halil Ağa'nın tespitini okuyorum size değerli dostlar. İngilizler bir memleketi tamamıyla esaret altına almaya karar verdikleri zaman bu işi başarmak için hiç acele etmezler. Tıpkı bir verem hastalığı gibi davranırlar. Verem mikropları nasıl girdikleri vücudu içten içe sararsa bu yolu izlerler. Hastalığın bütün vücudu hissettikleri gibi sardığını hissettikleri zaman kamuoyunun uyuştuğuna kanaat ettikleri vakit rahatça işlerini görürler. Adeta insanı gülerek öldürürler diyor. Halil abi bunu söylüyor. Bir jandarmadan emekli bir adam, bir yaşlı. Kime söylüyor? Pazarcık'ta o gün öğretmenlik yapan Mehmet adındaki bir öğretmene. Mustafa Kemal sonra bu adama Cebe soy ismini verecek. Mehmet Cebe olacak. İşte değerli dostlar, Fransızlar gelmeden Maraş'a İngilizler gelmişlerdi ve Maraş'ta sinsi bir politika, aynı bir verem hastalığı gibi sirayet etmeye başlamışlardı. Hintli Müslümanları kullanacaklardı. Mısırlı Yüzbaşı Hasan Rufai ile Ali Sezai Efendi arasında irtibat kurduracaklar ve burada bulundukları süre içerisinde Kürtçülük akımını destekleyecekler. Ermeni cemaatini alttan alta destekleyecekler ama görünürde ise Müslüman Türklerle iyi geçiniyoruz izlenimi vereceklerdi. Sonra Fransızların bu bölgeye gelmesi aşamasında ise Fransızlara şunu söyleyeceklerdi. Biz dünyanın her tarafında o bölgenin insanıyla anlaşarak el altından, yani saman altından su yürüterek, onların ifadesi, iki yüzlü politika uygulayarak birçok politikayı gerçekleştirdik. Ancak bu Maraş öyle bir yer değil. Maraş'ın insanı öyle değil. Maraş'ın insanıyla iyi geçinmenize, onların çocuklarına, kadınlarına, milli bayrağına, bayraklarına, milli değerlerine, ezanına, Kur'an'ına, yani dini değerlerine müdahale etmediğiniz müddetçe bu coğrafyada istediğiniz gibi sömürge faaliyetleri yürütebilirsiniz. Ama Ermeni'nin yalanına inanır, Ermeni'nin bugünün tabiri sokak ağzıyla gazına gelirseniz Maraşlı size kök söktürür, Maraşlı size burayı dar eder demiştir giderken İngiliz askerleri değerli dostlar. Kendileri de Maraş dışında her yerde uygulayabildikleri sinsi politikalarını Maraş'ta uygulayamamış olmanın hayıflanmasını yaşamışlardır. Değerli dostlar, gelecek hafta Maraş'ta Suriye İtilafnamesi çerçevesinde Maraş'ın Fransızlara devrini, İngilizlerin Maraş'ta bulunduğu sürede hangi gruplarla görüştüklerini sizlerle paylaşacağız. Gelecek hafta Fransızların Maraş'a girişini, Abdülhalil Ağa olayını, Allah ömür verirse sonraki haftada Sütçü İmam olayını sizlerle konuşacağız. Tarihin Satır Ara programı, 100. yıl özel programımız bu hafta burada nihayetlenmekte. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki Tarihin Satır Ara programında görüşmek ümidiyle diyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Tarihin Satır Ara programından görüşmek ümidiyle.